Çoklukla oyalanma. Nefsinin istekleriyle oyalanma. Büyüklerden biri diyor ki bir elma canım istedi. Fakat elmayı yediğimde maneviyatımdan bir şey kaybedeceğimin korkusu içindeydi. Ferdi bir deney belki. Ferdi bir hassasiyet. Elmayı 10 yıl boyunca nefsime yedirmedim. Beni dizginlemesin diye. Elma haramdır değil. Elma haram değil. Ama o kendine öyle görüyor. Nefsimizin istekleriyle boşuna oyalanma. Nefsin ne diyor sana? Başkasına iftira at. Yalan söyle. Düzen kur. İnsanları karala. Algı oluştur. Nefsin bunları söylüyor. Nefsin diyor ki haram kazan. Helale bakma. İnsanları aldat. Kandır insanlar. Nefsin sana bunu söylüyor. Dinleme nefsini. Allah'ı dinle, peygamberi dinle. Şeytanı niye dinliyorsun? Şeytanlaşmış nefsini niye dinliyorsun? Nefsinin boş kuruntularına kapılma. Hayallerle oyalanma. Olmayacak şeyleri düşünme. Bütün hayatın boyunca duygularının, düşüncelerinin, arzularının kölesi oldun. Kölelik bu. Kölesi oldun. Sonra dedin ki benim kalbim temiz. Namaz kıl dediğinde benim kalbim temiz hocam. Güzel bir şey kalbim temizse. Ne kadar güzel. İnşallah öyledir. Ama namaz kılmana engel değil ki. Temiz kalp seni namaza götürmüyorsa problem var. Hazreti Peygamber'in kalbi senden temizdi. Hazreti Ömer'in, Hazreti Ali'nin, Hazreti Hasan'la Hüseyin'in, Hazreti Osman'ın kalbi hepimizden daha temizdi. Onlar kadar da namaz kılan yoktu. Ama falanca namaz kılmasına rağmen şöyle yanlış yapıyor. Sen niye o falancaya dayanıyorsun veya niye o falancayı örnek gösteriyorsun? Şey yanlışı değil, doğruyu örnek göstersene. Değil mi? Şeytan bize yanlışı yanlış gösteriyor, kötü gösteriyor. Yanlışı iyi gösteriyor, kötüyü iyi gösteriyor, iyi kötü gösteriyor. Dinden uzaklaşarak kendimizi oyalıyoruz. Din zayıflıyor mu? Din zayıflamaz. İnsanların dine bağlılığı zayıflar. Din ne zayıflayacak? Din durduğu yerde duruyor. Kur'an durduğu yerde duruyor. Melekler durdukları yerde duruyor. Din zayıflamaz. Din Allah'ın dinidir. Sahibi Ahmet Hoca, Mehmet Hoca, Nihat Hoca, falanca filanca hoca değil. Dinin sahibi Allah'tır. Allah. Allah da var olduğuna göre, var olacağına göre dinin ayağı kaymaz. Yanlış dindarın ayağı kayabilir. Kendini dinin zayıflandığıyla hayal kuran yanlış adam kaybeder. Din nerede kaybettik? En üstün olan hep dindir. Hele hele İslam. Onun için uyduruk şeylerle kendinizi hayal dünyasında efendim hayal dünyasıyla kendinizi oyalamayın. Ben inanmayan insanın dürüst olanına saygı duyarım. İnanmıyor. Allah yolunu aşk etsin. Onu kazanmaya çalışırım. Elimden geleni yaparım. Onu efendim küçük görmem, hakaret etmem, saygısızlık yapmam, kazanmaya çalışırım. Ama gelmiyorsa kendi bileceği şey. Lekum dinukum veliye dini. Veliye din yani. Seninki sana, benimki bana derim. En son kertede öyle onu derim ben yani. Mecbur değilsin. Temdirsin. Dinden uzaklaşarak kendimizi oyalıyoruz. Fakirlere verdiğimiz az bir sadakayla vicdanımızı oyalıyoruz. Bu sağlam ve sadık insanlar için demiyorum. Her türlü haramı yiyor, helali yiyor. Büyük harcamalar yapıyor. Ama fakire verdiği bir kuruşla bugünü diyor kurtardım, günahlarım affoldu. Yanlıştır. Fakirin, garibanın duası önemlidir. Haram verme, helalinden ver, daha çok ver. Bazen çocukla övünüyorsun, oyalanıyorsun. Bazen azlıkla oyalanıyorsunuz. Bazen kendimizi acındırıyoruz. Kendi kendimize acındırıyoruz. Bir duan kabul olmadı diye Allah'a küsüyorsun. Bir duan kabul olmadı diye. Seni yarattı, kulak verdi, göz verdi, ayak verdi, el verdi, kalp verdi, böbrek verdi.
Verdi. Bu kadarını yok sayıyorsun. Bir anda senin kabul olmadı duan. Allah niçin benim duamı kabul olmuyor, etmiyor? Kendini bir kontrol et. İki, bir sabret. Belki ertelediği bir sebebi vardır. Boşuna ertelemez Allah. Senin duanı mutlaka zamanı gelince elbette ki senin duanı kabul edecektir. Şeytan bizi oyalıyor. Boşuna oyaladığımızın bile bazen farkına maalesef varamıyoruz diye söylemiş olayım.